Genellikle ortaokul çağında ben en fazla tarihi romanlara yönlendim ve geceleri bırakmazdım. Bazen sabaha kadar tarihi romanları okurdum. Bu Emel Behnen Şafacı, efendim Feridun Fazıl Tuğbent, Bekir Büyükarkın gibi onların romanları içerisinde o kadar girerdim ki gece bir gürültü olsa romanın içerisinden geliyor diye düşünürdüm. Bu tarihi romanlar benim yolumu aydınlatan, çizen bir romanlar oldu. Benim Türkçü olmamı, Türk milliyetçisi olmamın ön safhalardır bunlar. Bu lise çağında da devam etti. Ben Gesi Ortaokulu ve oradaki bütün kütüphanedeki eserleri okuduğum gibi Kayseri Lisesi'nde de buna devam ettim. Ayrıca Kayseri Lisesi'nde bir duvar gazetesi çıkarttık. Kendimiz bir Damla diye bir dergi çıkarttık. Arkadaş grubumuz içerisinde biz diğer öğrencilerden farklı milliyetçi grup olarak ortaya çıktık. Bu arada Nihal Atsuz'u da tanımak nasip oldu gıyaben. Eserlerinden, dergilerden, o zamanki çıkan Devlet gibi, Milli Yol gibi dergilerden Nihal Atsuz Hoca'yı gıyaben tanımış olduk. Bu lise çağımızdaki bu tanınma benim İstanbul'da Çapa'yı eğitim mezunu kazanmamla daha fazla ilk benim ziyaret edeceğim yer olarak İstanbul'a gittiğimde Atsız bulmak oldu. Atsız rahmetli. O zaman oradan oraya, oradan oraya çok badireler atlatmış ve Süleymaniye Kütüphanesi'nde görevli idi. Biliyorduk orada görevli olduğunu. Ve Süleymaniye Kütüphanesi'nde Beyazıt Camii'nin yakınında, Süleymaniye Camii'nin müfredatı olan, tamamlayıcısı olan kütüphanede ziyarete gittim. Orada danışman olan kişi gösterdi. Dedi ki, bak şurada dedi, kendisi görünüyor dedi. Bu kütüphane bir bahçenin etrafındaki bir yapıyla şey yapıyor. Ortada bahçe, etrafında kütüphanenin bölümleri vardı. Ve oraya gittik. Tabii ben çok heyecanlıyım. Nihal Atsuz'u göreceğim, onunla konuşacağım ve onu yakından tanıyacağım. Bu mutluluk içerisinde kendimi vardım, takdim ettim. Ve bu takdimden sonra başlangıçta çok böyle ciddi bir şekilde karşıladı. Ben de filanım, filan yerden geliyorum ve sizinle tanışmak istiyorum deyince işler değişti. Gayet samimi, gayet cana yakın bir tavır aldı ve sohbetimiz devam etti. Bu ziyaretler zaman zaman devam etti ama bu arada bana görev verdi. O görev çok önemliydi benim için. Bu görev, o İstanbul'da Türkçüler Derneği var ve Türkçüler Derneği'nin merkezi İstanbul. Ve İstanbul merkezindeki bu dernekte haftada bir toplantı olur. Ben bu toplantı onlara hizmet edeceğim. Oranın temizliğini yapacağım ve o hizmet edeceğim. O zaman 5 kişilik yönetim var. Bu yönetim aldığı kararları falan, ben de dinleyiciyim orada. Herhangi bir karışma falan yok. Ama bu kararlar, bu şeyler hep benim yanımda oldu. Mesela Ötüken dergisinin yayınlanması. O zamanlar Ötüken dergisi daha yayında değildi. Bunlar hesapladılar, kitapladılar. Masrafını ortaya çıkarttılar. 5 kişi kendi arasında bölüştüler. Ve bu bölüşme içerisinde herkes kendini verebileceğini açıkladı. Ve karar verdiler. Sonra bunun bir sayfalık bir dergi ortaya çıktı. Şey olarak. Bu dergiyi adım adım çoğalttılar. Ve mesela en önemli o zaman Aylı Bozkurt tabakları vardı.
Ayrı bozuk tabaklarını ilk olarak Mustafa Kayabek ağabeyimiz, kendisi bu Çadırcılar Çarşısı'nda dükkanı vardı. Orada yaptırdı ve orada incelendi. Ondan sonra çoğaltıldı. Buna benzer önemli olaylarda ben de şahit oldum. Ayrıca hafta sonları İsmail Hakkı Gökkun sonradan profesör oldu Ankara Üniversitesi'nde. İsmail Hakkı Gökkun abiyle beraber Atlı'nın evine giderdik hafta sonunda. Atlı'nın karşı tarafta Kartal Maltepe, Feyzullah Caddesi numara 9'da evi vardı. Ve orada onun sohbetlerine katılırdık. Soracağımızı sorardık. Cevaplarını alırdık. Ve onun ufku içerisinde bir şeyler alabilmek için çırpınır dururduk. Ama o ziyaretler çok kısa geçerdi bize göre. Çok uzun boylu orada kalamazdık. Karşıya geçeceğiz, vapurun saatleri vardı. Bir de bu anlatış içerisinde kendimizi masal dünyasında gibi o kadar insana tesir ederdi. Hasılı Atsız'ı tanımamız, Atsız'a ulaşmamız, Atsız'ı Atsız hocam olarak onun rahlesinde bu Türkçülük, Turancılık yolunda ilerlememiz ana şeyleri, basamaklar böyle gelişti. Evet. Bu konuda soracağınız var mı? Şimdi hocam sizin tabii hayatınızın değişik bölümleri var. O bölümlerin içerisinde de Hüseyin Nihal Atsız'ın büyük etkisi var. Bu şu anda İstanbul'dasınız. Hı. İstanbul'daki tedrisatı anlatıyorsunuz. Daha sonra sizin eğitim hayatınız öğretmenlik hayatınıza dönüşecek. O süreçte Atsız'la diyaloğunuz devam ediyor. Mutlaka. Evet. Şimdi Atsız'ın bende iki tane mektubu var. Evet. Biri öğrenciliğim zamanında, biri de bir öğretmenliğim zamanında. Öğrenciliğim zamanındaki ben geçim durumum müsait değildi. Ve geçim durumu dolayısıyla İstanbul'da yaz sezonunda çalışabilir miyim diye şey yaptım. Mektup gönderdim. O da etrafındakileri sorar. İş bulamaz. Biz yardım ederiz sana de. Ben kabul etmedim o yardım etmeyi. Evet. Ve o mektubuma cevap olarak gönderdi. O kendi el yazısıyla olan bir mektubu. O küçük kitapçıkta o yer alıyor. Yer alıyor, evet. İkincisi de rahatsızlığı vardı. Ben rahatsızlığı dolayısıyla geçmiş olsun telgrafı gönderdim. Mutlaka gönderilene %100 cevap verirdi. Cevapsız bırakmazdı. Bazen gönderdiğini karşı taraf cevap vermezse bundan da şikayetçi olurdu. Böyle bir yapıydı. O cevap verdi. Bu daha başka, mesela benim ilk kızımın olduğu, çocuğumun olduğu zamanki isim konusunda yazdığı, ben sorduğum ve yazdığı mektup var. Hatta Ötüken'de isim olarak Aysun koyduğu kızımın doğumunu kutladı o bir sayısında. Şimdi Atsız'ın istediği en önemli meslekten bir tanesi öğretmenlikti. Evet. Çünkü öğretmen, kendisi de öğretmenlik yaptığı şey yaptığı için nesilleri belli bir şekilde eğitip o milletin isteyeceği bir şekilde ortaya konması öğretmenlikten geçtiğini bildiği için biz de bu konuda öğretmen olarak mesleğe atıldık. Zaman zaman ulaştık. Zaman zaman tavsiyelerini aldık. Mesela ben tarih okuturdum. İlk bizim branşımız şey değildi. Türkçe grubuydu. Evet. Fen grubu Türkçe grubuydu. Türkçe grubunda tarih de okutuyordum. O zamanın tarih yazarları Niyazi Akşit gibi bu yazarlarında yanlış şeyler görüyordum. Atlı'nın yazdıklarıyla
konuştuklarıyla oradaki kayıtlar, oradaki destek kitaplarındaki yazıları, konuları değişik, zıt görüyordum. Rahmetliye bir ziyaretimde gene bunu sordum. Bana dedi ki, Bedri Atsız'ın şu kitabı var dedi. Sınıflarına onu tavsiye et dedi. Yani okullarda zümre toplantısı olur ve hangi ders kitabı okutacaksan oradan karar alınır ve bu karar uygulanırdı. Ben ondan sonra mesela en önemli şeylerden bir tanesi Bedri Atsız'ın tarih kitabını okuttum ve öğrencinin doğru bir bilgi alması sağladık. Mesela 2. Abdülhamit Han'a orada Niyazi Aksu'nun kendini Kızıl Sultan diye bahsederdi. Ama Bedri Atsız'ınki de öyle değildi. Gerçek bir kayıt vardı. Yani II. Abdülhamit Han nasılsa onu ortaya koyuyordu. Yani bir başkalarının tesiri altında bir tarih dersi yoktu. Mesela Mustafa Kemal'in zamanındaki tarih kitapları çok değişikti. Sonradan bu Mustafa Kemal'in istemediği gruplar Türkiye'ye ve eğitime hakim olma durumu olunca ders kitaplarını bu şekilde değiştirmişler. Biz bunu Atsız sayesinde, onun tavsiyeleri sayesinde, onun makaleleri ve onun tavsiye ettiği Bedri Atsız'ın kitabı sayesinde öğrencilere doğrusunu verebildik. Evet. Şimdi hocam ortada sizin için de, Atsız için de yaptığınız bütün bu çalışmalar aslında çiçekli bir hayatın talibi olmak anlamına geliyor değil mi? Tamam. Yani, ben zaten şöyle diyeyim. Ben Atsız'la artık kıvamına gelmiş bir durumda ve ben bir ömür boyunca hep Türkçü oldum, Turancı oldum. Evet. Çünkü bir Türk dünyasını bir beden olarak düşünüp bu beden içerisinde bedene bir iğne battığı zaman bütün organlarının hissetmesi gibi Türk dünyasındaki bütün kötülükler ve iyilikleri hissetme durumuna geldik. Bir ve Atsız'ı mesela çok evvelinden Atsız'ın bu Sovyetlerden bu Türk dünyasının kurtulacağını söylemişti. 90'lı yıllarda keşfetmişti. O yıllarda kurtulacağını ve Türk dünyasıyla bir Turan kurulacağını hep hayal ederdi. Bu hayali şeyinde bir hatıramı ortaya koyayım. Şiye gittim. Bakü'de çeşitli sohbetler vesaire programı var. Ama bir lokantada bütün Türk dünyasından olanlarla yemek yerken Çırpınızı Karadeniz başladı. Çırpınızı Karadeniz'i hep beraber okuyoruz ve gözyaşlarımızı tutamıyoruz. Evet. Yani Atsız'ın söylediği Türk dünyasının bir basamağı orada başlamış oluyordu. Bunu görmek bizim hayatımızın en mutlu gündü. Çünkü Atsız'ın dediği oluyordu, keşfettiği oluyordu, hayallediği oluyordu. Adım adım ama bugüne kadar fazla ilerlemedi. O da bizim idarecilerimizin bakış açısındandır. Yani Atsız benim hayatımda yön veren ve benim hayatımı doğru bir, tertemiz bir kanala, bu milletin faydasına olan bir kanala yönlendiren kişidir. Dolayısıyla ben hayatımda da hep Türkçü olmuşum, hep Turancı olmuşum, hep Türk milliyetçisi olmuşum. Hep bu milletin iyiliği için ne varsa yapmaya çalışmışım yapabildiğim kadarıyla. En basit de Münyan'da bütün öğrencilerimin önünde öncü olmuşum, onların yükselmesini sağlamışım, onların bir yerlere gelmesini sağlamışım. Bütün toplumun sağlığıyla, her şeyle ilgilenmeye çalışmışım. Ve bu millete şuur vermeye çalışmışım. Evet. Tabii hocam bütün bunlar içinde Nihal Atsız gibi ve o dönemin ekibi gibi
Çok okumak gerekiyor, çok araştırmak gerekiyor. Biraz önce dediğiniz gibi olaylara Türk tarihi perspektifinden bakıp iyi ve kötüyü ayırt etmek gerekiyor. Yani bu da aslında çok zorlu bir süreç. Atsız zannediyorum Türk milliyetçiliğinin, milliyetçilerin yetişmesinde çok önemli bir faktör olmuş bu noktada. Temel. Evet. Yani bu bitmeyen bir bizlere bir şuur verdi, bitmeyen bir hedef gösterdi. Ve zaten Atsız'ın fedakarlık şeyi bu bozkurtların ölümünde orada kurt kaya elini çöz diyordu. Yani orada bir şeye kapılan bir birlik ve birlikte bir kısmı 20-30 kişi bir halata diyelim atılmış ve bir kısmını kurtarmak için öbürlerini elini bırakması lazımdı. Onlar gidecek ama öbürler kurtulacaktı. O milli şuuru bu şekilde roman içerisinde vermesi demek ki milletin yaşaması için bir kısmının kendini feda etmesi gerektiği şuurunu veriyordu bir roman içerisinde. Dolayısıyla Atsız bir dinamo diyeyim, bir ışık diyeyim daima bu yönde. Hayatı zaten ışık oldu. Hayatı zaten bütün badirelerle hayatında yani rahat bir gün görmeyen, sırf bu düşüncelerinden, bu ürküsünden, bu fikrinden dolayı birçok yerlerden darbe alan kişi. En yakınlarından darbe alan kişi. Bu İstanbul Edebiyat Fakültesinden kovulması da bu yöndendir. Yani eğitiminin yarım şey yapmasından her fırsatta. Atsız çekinmezdi. Olduğu gibi söylerdi. Doğruyu hiç kıvırma çevirmesi şunu bunu yoktu. Öyle bir kişiydi. Ve hiçbir zaman eğilmezdi. Mesela bu hastalığın son raddesinde Koru Türk Cumhurbaşkanı ona dilekçeyle müracaat etmesini söyledi. Hastanede değil, hastaneden alınıp hapis olan bir durumdaydı. Kesinlikle kendisi böyle bir teklifte bulunmadı, dilekçeyle müracaat etmedi. Yani kimseden böyle bir medet ummadı. Ve en sonunda bütün eğitim camiası falan imza toplayarak şey yaptılar. Kendinden habersiz bu toplayarak ve o şekilde şeyden hapisten çıktı ama ömrü vefa etmedi. Orada da aldı. Daha önce 44 olaylarında da tabutla aldığı şeylerden dolayı genç yaşta derim şey yaptı. Rahmeti Rahman'a kavuştu. Kökü Gümüşhane köklüydü. Gümüşhane'nin Tortul ilçesindeydi bunun soyu. Sapa sağlam Türkmen soyuydu yani. Evet. O ak koyunlu, kara koyunlu siz o şey yaparsınız. Evet. Zaten tarih şuuru Atsız da bize geçti. Okuma mevzunu Atsız da öğrendik ve Atsız da bırakmadık. Hala ben okumaya devam ederim. Evet. Hiçbir zaman, hiçbir gün okumadan yatmam. Rahatsız olurum. En fazla üzerine şey yaptım, Türk tarihidir. Ve burada da Atsız'dan sonra Zeki Veli Togan meselesi vardır. İstanbul'da yüz yüze görüştüğüm bir Türk dünyasının tarihçisidir. Böylelikle yani tarihçilerden şey yapar. Mesela Mustafa Kafalı rahmetli oldu iki sene evvel. Mustafa Kafalı'nın asistanlığı zamanında Edebiyat Fakültesi'nde ben odasında sık sık ziyaret ederdim. Buraya şeye geldiğinde bu Dadaloğlu şenliklerine geldiğinde mutlaka bu bizim buradan geçer. Bir kahvemizi, bir mantımızı yer. Bir o zaman sohbet ederiz ve soracaklarım sorarım. Öyle giderdi. Yani mesela Mehmet Erez vardı profesör, sosyolog. O da bütün Anadolu'nun sosyal yapılarını araştıran
ve bakış açısı da aynı bizim açımız olan bir kişiydi. Onunla beraber buna benzer yani. Hep Türk tarihi, Türk milleti, Türk milletin geleceği, bütün ilgi alanımız o oldu. Mücadelemiz de o oldu. Evet, aynı Atsız'ın ve diğer Türk milliyetçilerinin 1944'te tabutluklarda eziyet çekmeleri, cefa çekmeleri ya da Türk milliyetçiliğinin suç kabul ediliyor olması ki anayasada belirtilmediği halde böyle bir şey asla ve asla söz konusu olmadığı halde Atatürk gibi büyük bir Türk milliyetçisinden sonra daha 44'te yaşanılan büyük sıkıntılar. Ama daha sonra milliyetçi kadrolar yine benzer sıkıntılar yaşadı. Siz de yaşadınız. Mutlaka. Yani sürgünler getirildi. Birçok zorlamaları yaşadınız. Şimdi inişli zaten bu yola girenlerin kaderi mutlaka inişli çıkışlı olur. Evet. Yani bir yere baş koyduysan onun cefasını da ki sefası olmaz sefasını da razı olman gerekir. Evet. Burada mesela burada olsun bir başka yerde olsun yerine göre hapse de girdik. Burada yerine göre meslekte mi atıldık? 78-80 arasında meslekte mi atıldık? Kaç da burada okul müdürüydüm. Sürdüler. Bir tarafta başladım. Ondan sonra istifa etmiş saydılar. Yani ne bileyim mesela Çankırı Ovacı'ya sürüldük. 2 sene orada şey yaptık. Çok enteresan. Ben mücadele ettiğim komünistler, biri Ankara, biri İstanbul'a sürüldü, ben de Çankırı Ovacı'ya sürüldüm. Yani ama bunu şöyle görürüz. Atsız gibi bu davanın öncüler, bu davanın ortaya koyan, mücadele edenlerin yanında deve de kulak bile kalmaz bizim çektiklerimiz. Ama eğer bu davaya giriyorsan, omuz veriyorsan bu mutlaka sende olacaktır. Çünkü her grup kendine göre şey yapıyor, kendine zarar eden, mesela 50'li yıllarda bu Türkçülerin de yardımıyla iktidar olan Demokrat Parti. 52 yılında Milliyetçiler Derneği'ni kapatan parti. Düşünebilir miyim? Hadi İnönü zaman 44, kapatan parti. Ve o zamanın bir ileri geleni diyor ki Celal Bayar'a, Menderes'e. Bunlar diyor böyle böyle diyor şeylerdir diyor. Milliyetçilerdi, bize oy verdiler diyor. Bizim menfaatimiz neyse biz oradayız diyorlar. Yani milliyetçilerin ümit olarak şey yaptığı tevfikleri o zaman şey, tevfikleri gibi bir kişi soruyor bunu. Böyle böyle bunlar diyor. Nasıl bunları derneğini kapatırsınız, bunları susturursunuz diye. Yani onlar da susturuyorlar. Yani kendi menfaatlerine aykırı olduğu anda önemli değil. Ama bir milletin en önemli şeyi böyle bir nirengi noktalarıyla yolunu bulmasıdır. Evet. Hocam çok çok özür diliyorum. Ben bu kahveyi çekmem gerekiyor. Evet. Buyursunlar efendim. Aa, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sizi de şöyle yan yana görmüş olduk. Ne kadar büyük mutluluk verici. Evet efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Kahve molası mı verelim? Vallahi verebiliriz. Verebiliriz. Şurada tamam. Hemen kahve molasına...